Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Oppo ile İstanbul koleksiyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'da yer alan Gülhane Parkı'nı gezeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün burada sizinle Oppo ile nasıl bir ekosistem kurabileceğinizi anlatacağız aslında. Nitekim biliyorsunuz Oppo uzun süredir ülkemize kurumsal olarak hizmet vermekte. Şu anda piyasaya baktığımız zaman cep telefonlarından tutun, kablosuz kulaklıklara, akıllı saatlere kadar pek çok ürünü bulunmakta. Peki bu ürün yelpazesi içerisinde nasıl bir ekosistem kurabiliriz? Öncelikle şunu belirtelim. Biliyorsunuz Oppo Watch kısa süre önce ülkemize de satışa sunuldu. Bu saatte kavisli ekran özelliği bulunuyor ki halihazırda şu anda satışta olan hiçbir saatte bu kavisli ekran özelliği mevcut değil. O yüzden Oppo Watch'ın kavisli ekran özelliği olan versiyonunu tercih ettik. Kulaklık tarafında ise aktif gürültü engelleme özelliği bulunan Oppo Enco W51'i tercih ettik. Bu kulaklığı tercih etmemizin temel nedeni ise arkadaşlar, gürültü engelleme özelliğinin kategorisinde yer alan kulaklıklara göre çok daha iyi olması. Öyle ki bu kulaklıkla dışarıda gezdiğiniz zaman aktif gürültü engelleyicisi devredeyse rüzgarın sesini neredeyse hiç duymuyorsunuz. Peki telefon tarafında tercihimiz hangisi olmalı? Aslında Oppo'da pek çok seçenek mevcut. Lakin biz bugün yanımızda Oppo Reno 4 Lite'ı aldık. Reno 4 Lite'ı almamızın temel nedeni ise arkadaşlar, burada güzel fotoğraflar çekebilmek. Çünkü bu telefonun ön tarafında 2, arka tarafında ise 4 kamera yer alıyor. Yani hem düşük ışıkta hem normal gün ışığında muazzam fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani Oppo tarafında güzel bir ekosistem kurmak için ihtiyacınız olan her şey mevcut. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Gülhane turumuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda bu videoyu Oppo Reno 4 Lite'ın ana kamerasıyla çekiyoruz. Normalde ses kaydı da yine Oppo Reno 4 Lite'tan yapılıyor. Yani herhangi bir profesyonel ekipman desteği yok şu anda. Dışarıda Reno 4 Lite'la gün ışığında yapacağınız çekimlerde alacağınız ses ve görüntü performansının bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şöyle telefonun zoom yeteneklerini de size göstermeye çalışayım. Şurada İleride bir bayrak vardı. Tabi arabalar gibi araya. Evet, gördüğünüz gibi normal şartlarda görünmeyen bayrağı da zoom yaparak görebiliyoruz. Bakın, normalde bayrak görünmüyor ama zoom yaparak gayet net bir şekilde görüntüyü sağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, az önce de belirttiğimiz üzere Gülhane Parkı'na geldik. Bu park aslında Topkapı Sarayı'nın hemen alt kısmında bulunuyor. Parka hem Sarayburnu tarafından hem de yukarıdan Sultanahmet tarafından giriş yapmanız mümkün. Bu park arkadaşlar daha öncedir, yani Osmanlı zamanında Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak kullanılıyormuş ve bu bahçede o zamanlar güller varmış. Dolayısıyla ismini de buradan aldığını söyleyebiliriz. Buranın park haline getirilmesi ise 1912 yılında gerçekleşmiş. 1912'de Şehremini Cemil Topuzlu burayı düzenleterek park haline getirmiş ve İstanbul halkının beğenisine sunmuş, yani halkın ziyaretine açmış. İlk zamanlar park daha büyükmüş aslında. Ta Sirkeci'ye kadar uzanıyormuş. Lakin sonradan Sirkeci bölümünde bulunan park yol ile ayrılmış ve orası ayrı bir park olarak hizmet vermeye başlamış. Bu arada Gülhane Parkı'nda pek çok heykel bulunduğunu da sizlere
belirtelim. Buraya gelmişken örneğin Aşık Veysel heykeliyle bir fotoğraf çektirmeyi unutmayın. Ya da yolun üst kısmındaki Romalılardan kalma Gotlar sütununa da göz atmayı ihmal etmeyin diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Gülhane Parkı'nı gezdik. Bu gezimizde bizlere Oppo Reno 4 Lite, Oppo Watch ve Enco W51 kulaklık eşlik etti. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.